Selam arkadaşlar, yeni evime taşındım. Hemen sakalım kestikten sonra ev tanıtımına başlıyoruz. Sakal kestim arkadaşlar. Şimdi evin dışına çıkacağım. Dıştan içeriye doğru bir çekim yapacağım. Ve bundan sonra da ev tanıtımından sonra da suburb'de yaşamanın sıkıntılarını ve artılarını anlatacağım size. Suburb dediğim böyle bu evlerin olduğu bölgeler oluyor. Genelde zaten şehrin dışında her yer suburb. Bayağı bir süreceğim çıkmış. Evet, tarafım kan oldu. Neyse, çıkalım şimdi. Mahallemiz bu. Evimiz de bu. Pazar günleri şu değişiyor. O yüzden pazar gününe kadar bunu atın diyorlar. Şuradan bisiklet arkaya koyuyorum. Şöyle kapatalım. Şurası benim odam. Buradan arkaya gidiş var. Hatta şöyle çekeyim. Şu benim bisiklet falan. 4 tane anahtar var. Bayağı fazla anahtarım oldu. Yani bir tanesi odamın, bir tanesi bunun, bir tanesi bunun, bir tanesi de garajın. Bunu ben açık bırakmıştım. Şöyle geldik. Şurada ayakkabı yere bırakmışlar bunu. İki tane. Aşağıda da var. İkisi benim. Ve salonumuz bu şekilde. Mutfakla beraber. Şurada bir tane kedi vardı. Şu an yok herhalde. Hayır, şimdi odama geçeyim, sonra tanıtırım burayı. Burası tuvalet ama sadece bana özgü bir tuvalet. Ben içeriden kilitledim. Çünkü odamdan tekrar bir girişi var. Burayı kilitliyorsunuz. Şöyle. İşte odam bu şekil. Şöyle, bu da ben. Şarjı taktım telefonu falan. İki tane büyük dolabım var ama dolabı dolduracak bir şeyim olmadığı için öyle boş kaldı. Şöyle sivitler. Şunlar çok önemli. Çoraplar, atletler falan. Şöyle tişörtler koydum. Şöyle Galatasaray forması. İşte bu kadar. Bir dolabım var. Dolap. İşte şuradan kilitliyorsunuz. Buradan direkt benim odama geçiş var. Şöyle şu lavaboda şöyle bir teknoloji var. Bayağı bir teknolojik. Burada annemin koyduğu çoraplar. Hayır, bayağı bir sürü şey almaya çalıştım ama yer yok. Burası bayağı yetersiz geldi bana. Şuraya bir tane böyle bir şey alabilirim. İçine eşya koymak adına. Şu Türkiye'den getirdiğim bir sabun. Hemen çıkarım. Çok uzun olmasın bu tanıtım videosu çünkü anlatacağım çok şey var. Bir de şunu aldım geçen gün. Bayağı güzel. Uf, çok sert uyduk. Şöyle parfüm. Güzel kokmuyor çok ama daha edersin. Tamam, odam bu şekil. Çok bir şey yok. Hatta size bir şey göstereyim. Şu an cam kapı olduğu için hiç ses gelmiyor ama bayağı sesli bir ortam aslında. Şöyle açalım. Sesi duyacaksınız zaten. Şu an ses seviyesi bayağı yükseldi ama kapatınca hiç ses gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Şunu kullanmıyorum zaten. Odamda klima var. Başka bir şey yok. Şurada. Şöyle. Makine. Mutfağımızı tanıtalım. Mutfakta. Benim de yanım şu bölge. Yani iki tane Asya insan kaldığı için yemekler çok garip kokuyor. Kötü değil ama çok garip. Şurada kahve makinemiz var. Şurada PlayStation 5 var. Hiç kullanmayı bir denemedim. Benim bilgisayarım çok da evimi. Yukarıda iki tane daha oda var. Yukarı çıkmadım hiç. Çıkmam da gerekmiyor zaten. Şurada şöyle süpürge makinesi. Bahçemizde bu şekil. Şurada benim bisiklet. Şurada başka bisikletler. Garajı kendisi park ediyor. O yüzden ben dışarı park edeceğim. Evet, bu kadar. Evimiz bu. Misafir gelebilir ama gece kalamaz dedi. Yapacak bir şey yok. Öyle. De birkaç kedi var ama kediler nerede şu an? Gördün mü? Çekiyorum artık.
Kirası 240 dolar ama elektrik içinde değil, elektriği 3'e bölüp ay sonunda ödüyoruz. Bu da toplam 100 dolar olsa kişi başı 30 dolar da denk gelir. Evet, evimiz bu şekil. Başka göstereceğim bir şey yok. Yani suburb'lerde yaşamak çok daha güzel ama iş olarak biz yeni gelenler Uber yaptığımız için biraz Uber'de sıkıntı oluyor. Çünkü çoğu iş City'de ve City'ye gitmekte biraz sıkıntı. Yarım saat sürüyor neredeyse ama tabii çok uzak değil. Benim şu an bisikletim kötü olduğu için gidemiyorum açıkçası. Yoksa bisikletle giderdim ve orada Uber yapardım. Burada da çok fena değil ama City'deki gibi olmuyor hiçbir şekilde. Yani çok... Arabam geldiği zaman zaten araba videosu çekeceğim ve arabaya sabah oturtmak zaten apayrı bir şey. Kültürünü de tadıyorsun, Avustralya kültürünü. Çünkü Sit'te yaşadığımız şekilde hiçbir zaman Avustralya gibi hissetmiyoruz. Çünkü hep çalışıyoruz ve Sit'te yaşıyoruz sonuçta. City çok yaşanacak bir yer değil. Ama burası en azından hem Sit'e yakın hem de araba için uygun bir yer. Öyle. Bakalım, şu an bir gece kaldım sadece. Gayet güzel. Şöyle çiçekler falan. Bakalım. Arabam geldiğinde çok daha güzel olacak. Çünkü şu an çalışamıyorum neredeyse. Yani Uber'de City'ye git gel yapamıyorum zaten. Yaparsam şarjım bitiyor. 3 saat şarj gidiyor benim bisikletimin. Öyle başka anlatacağım bir şey çok aklıma gelmiyor. Yani sorularınız olursa cevaplarım. Zaten çoğu arkadaşımız suburb'lere taşınmak istiyor ve taşınanlar da var. Ama taşınan benim arkadaşlarım gene arabası var ve hiç sıkıntı çekmiyorlar. Çünkü arabaları var yani. Ama mesela buradan ulaşım derseniz 9 dakika boyunca yürümem gerekiyor trene doğru. Trenden inip başka bir trene binmem gerekiyor falan. O yüzden güzel değil. Öyle. Şu anlık bu kadar. Bir de bugün çok büyük bir alışveriş yaptım. Onu da şimdi koyacağım videonun sonuna. O kadar. Sorularınız olursa cevaplarım. Ev gayet güzel. Evet. Bu kadar. Şimdi odama daha bir sürü şey alacağım. Onları almadığım için çok bir şey çekemedim zaten. Çok büyük bir oda değil ama idare eder. Benim için gayet uygun. Şehirde kaldığım zaman 230 veriyordum. 2 kişi koyuyorduk. Şimdi 240 veriyorum ve tek kişi koyuyorum. Neyse, bu hafta içinde bir arabam gelecek ve araba videosu çekeceğim. Şu an 8 aydır ben hardcore çalıştığım için çok zorlamıyorum açıkçası. Çünkü yani iş olmuyor ki şimdi, ben yapamıyorum, çalışamıyorum. Sadece atıştığım çalışabiliyorum. Çok daha umum dedi açıkçası. Burada saklanan bir ev arkadaşım var. Pis 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 pis. Çok nasıl? Evet, akşam oldu ve yakaladık. Gel. Ev arkadaşım. Ye. Şu an yaptığım en büyük alışveriş yaptım. 108 lira. Yani bir bundan beni bir hafta götürmesi lazım. Pardon, ne diyeyim. Neredeyse 6 ay götürecek şeyler var şundan gibi. Öyle hepsi 5 lira zaten. 5, 5, 5, 15, 5. Bu sucuk 5 diyelim buna. 5, 5. Bu 8 galiba. 5 de sonra yine. Bu somon. Bu 10 dolar. Yok ya. Aa, 6 dolarmış. 5, 4. Bu 2 fan, bu 10, 2, 5, 5, 5, bu da fan, bu kaç? Bu da ucuz bir şeydi, 7-8 vardı. Öyle, bayağı zorlandım getirirken. Bunu da diğer işte dedikten sonra video çekeyim.